Yani şöyle ki arada bir rekabet olduğu için İsmail onun alacağını bilerek yaptı. O da alındı aslında ama ben de onun sevincini yaptım deyip ben oraya takılmadım dedi. Aslında büyük bir olay değil gerçekten büyük bir olay yok. Aralarında atışırlar ki zaten Reşat sempatik ona hani laf söyler o ona laf söyler bunlar olur. İş buradan çıkıp zennelere kadar gidince tadı kaçtı. Yani aslında hiç müdahale etmeseler... Kendi aralarında ya, yarın birbirlerinin sırtlarına vurup ya, yanlış anladın kardeşim hani der, geçer. Birileri girdiği zaman ve e, şimdi Dora şöyle söylüyor. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmedim. Ama aslında tanım olarak bakarsanız kadın kıyafeti giyip eğlencelerde dans eden, hem tiyatroda hem de düğünlerde eskiden kadın rolüne giren erkeklere zenne denir. Hı hı. Şimdi sen baş pehlivana zenne deyince olmuyor. Ha şunu da söyleyeyim. Belki oraya girmemiz gerekiyor ama şunu da söyleyeyim. Bence çünkü önemli kısmı bu. Onların tartışması hiç önemli değil. Şunu da söyleyeyim. İsmail de konseyde hiç bir şey söylemeyince tanıtımda görüyoruz. Kimse bana bunu diyemez falan. Onu konseyde söyleyecektin. O da güzel olmadı. Yani sana zelin edenmemeli. Sen koskoca bir adamsın. Baş Cevabını yerinde vereceksin. Röportajda tek başına esip gürlemeyeceksin. Gerek sonra oyun da evet. söylüyor. Oynalım sonra da da i̇ş iş Evet, anlayamadı belki o sırada ciddiyetini durumun. Cümleler var burada. Neler var? Sakıncalı cümleler var. Şimdi cümleleri ben açacağım biraz. Tabii. Kimin ne niyetle söylemek istediğini söyleyeceğim. İsmail ben onu niyetle söylemek istemedim. Yok Dora ben öyle demedim. Onları ikisi de geçsin. Ne anlama geldiğini halkın algısı olarak ne anladığını da biz çok iyi biliyoruz. Çok net. İsmail diyor ki... Ben horon teperek... şey horon oynayarak... Dalga geçmedim diyor. Hadi diyelim dalga geçmedin ama sonra... Hamstava diyorsun adama. İkinci dalga geçmediğini biz düşünelim. Sonradan gidersin elini uzatırsın falan şaka yaptım. Öyle bir görüntü görmüyoruz biz. Hamstava diyerek süslüyorsun o yaptığını. Demek ki sen burada dalga geçiyorsun İsmail. Artı horon böyle oynanmaz. Sen dalga geçiyorsun. Gerçek bu. Ama... Reşat da şuna takılmış, hamsi tavaya takılmış. Hamsi tavada bence bir şey yok. Dalga geçiyorken nereye dalga geçiyor sence? Reşat çünkü hep oyun sevinci yaşadın öyle ya. Şimdi Survivor'da bunlar Ben bu konunun açıklanmasını istiyorum çünkü çok yanlış anlaşılmalara evet. mahal verebilecek Sus. bir durum. Onu düzeltmemiz lazım. Öyle Şimdi düşünüyorum ben. Survivor'da bence. Yani ben bak şöyle kendi fikrimi söyleyeyim de. İsmail'in özellikle horon oynamaya yönelik bir dalga geçmesinin olduğunu düşünmüyorum. Kalbimden geçen budur. Bütün izleyenlerimize söylüyorum. Reşat'la alakalı bir durumdur bu. Ben böyle Tabii düşünüyorum. Tabii ki öyle. Sorumlar da genelde ]iz. bunlar her yıl olur. Sema e, gidip yumruğunu mu kaldırıyor diyelim. Ona e, bir nazire yapan yarışmacı çıkar. Onun sevincine bir cevap veren, aynı onun taklidini yapan veya onun ta, e, sevinciyle biraz dalga geçmeye çalışan, mübalağa katarak sevincini değiştiren yarışmacı olur. İsmail... Reşat'ın sevinciyle dalga geçiyor. Fakat horonla dalga geçmek için yapmıyor bunu. O Reşat'ın sevinci. Aynen. Ben Karadenizli değilim ama ben de Reşat gibi sevinseydim İsmail'le bana yapabilirdi bunu. İsmail'in yaptığı hareket Karadenizlere ithafen yapmış olduğu bir hareket değil. Sadece Reşat'a yapıyor bunu. Nasıl ki Wakanda Forever Wakanda Forever yapıyordu. İsmail Wakanda Forever'ı da yaptı. Takidini yaptı. Ama Reşat'ın sevinci bütün Karadeniz'i ilgilendiren bir sevinç şekli. Yani bir şey. e, büyük bir kitleyi de arkasında alıyor bunu da unutmayalım. Alıyor, alıyor. Reşat Karadenizli'ni vurguluyor çünkü devamlı orada. E Reşat Karadenizli'nin Karadenizli. değil mi? <laughs> Karadenizli, bir şey demiyorum. <laughs> Karadenizli bunun vurgusunu yapıyor. Vurgusunu yapınca yarışmacıların da e, algısı olarak Reşat'ı hep öyle görüyorlar. Ama İsmail'in Karadeniz'lerle bir derdi yok. Ben kesinlikle yok. Öyle Aslında. bir şey yok burada. Reşat oralara çekiyor biraz. Bir derdi olsun. Gerek yok çekmiyor bunlara. Çekmiyor çekmiyor bak o da çekmiyor. Biraz hamsi bak, tava falan filan. Hamsi tava da ya, hamsi hiçbir şey yok. Ya o da o hamsi tava der ben de seni hamsi gibi kızartırım der. Değil Orada de. bir sürü şey olur. Gelin, bak, e, ben bu görüntüleri bu. izlediğimde hem İsmail ile Reşat arasında çok güzel bir gerginlik görüyorum. Bak çok tadında. Olabilir. Hiç olayı başka noktalara yani ahlaksız boyutlara taşımayacak bir gerginlik var. Ki İsmail hem birinci oyunda hem ikinci oyunda Reşat'a giderken elini uzatıyor. Uzatıyor. Fakat yani bunu da görüyoruz. Sayın Furkan'cığım şimdi bu e, horon ya da hamsi tamam mı? Hamsi mesela Karadenizlerin ana geçim kaynağı. Balıkçılık. Şimdi onlar için aslında çok kutsal bir durum. Ya da horon. Bunlar bir yöresel şeyleri bunlar. Şimdi İsmail... Bir mesela ben Reşat'ın oyun kazandıktan sonra böyle horon oynamasını çok, güzel. çok seviyorum. Çok Hoşuma gidiyor. İsmail'in de... Dizine vurup almasını evet, da çok, çok seviyorum. Çok güzel hareketler bunlar ama çok güzel hareketler. bunu biraz böyle alaya getirmeye çalışırsan bu aidiyetle ilgili bir konu olduğu için. Tabii. Ben Karadenizliyim diyelim. Ben belki rahatsız olmayabilirim ama sen de Karadenizsin, sen rahatsız olabilirsin. <laughs> olur, olur, olabilirsin. Olabilir çok Şimdi olur. sen de sana da kimse niye rahatsız oluyorsun diyemez. Bu herkesin olaya bakış açısıyla alakalı. Tabii. İsmail bunu yapmaması lazım. Ki İsmail'e bu tarz görüntüler hiç yakışmıyor. İsmail'in bunu düşünmesi lazım. Evet düşünmesi lazım. İsmail'e de bu görüntüler hiç yakışmıyor. Bence de. Onun bir ağırlığı var. Kesinlikle. Bakan de Forever'lar da yakışmıyor. Tamam böyle yani İsmail taklitler. İsmail ki. Söyledi. Söyledi. Söyledim. Şeyi havaya fırlatıp söyledi. An... Hayır İsmail bu, söyledi. Şeye, e, Steven da taklit. Steven'a tamam. söyledi. Şimdi İsmail bunlar sana yakışmıyor. Sen bir ağır bir adamsın. Onun nedenini söyleyeyim mi sana? Son iki gündür Reşat'ın İsmail'e karşı galibiyetleri var. Var o da ona Ve cevap... İsmail bunu doğal olarak yenilgiyi hazmedemiyor her yarışmacı gibi her şampiyonluğu oynamak isteyen yarışmacı gibi ona bir cevaben verdi. İsmail de benim için çok önemli Yenildi bir adam. At Atasında tutuyor. Atas tutuyor. Ataspor'unu tuttu, tuttu. Sonra yenince sevincini bu, yaptı. Reşat da tuttu sevincini. İsmail'e farklı bir saygım var benim. Ataspor'unu yapıyor. İsmail çok farklı bir adam benim gözümde. Öyle de bir saygım var. O saygınlığı da var. Diğer yarışmacıların gözünde de var bu. Poyraz ne diyor? Koskoca baş pehlivan ne yapıyorsun sen falan. Herkes onu öyle görüyor. İsmail seni birileri bir yerlere koymuşken sen de tırnaklarınla buralara gelmişken bu ünvanları almışken niye böyle şeyler yapıyorsun? Sana bu, bu hareket yani dalga dalga geçmek için yaptı Furkancığım. Gerçek bu. Bak Semih sana bir şey söyleyeceğim. Bugün Survivor'da herkes birbirle dalga geçmek için bir sürü yapıyorum, hareket yapıyor. Sadece bu yapılan hareket çok büyük bir kitleye evet. hitap ediyor diye şu an bir sıkıntı yaşıyor. İsmail, İsmail bunu düşünmesi lazım. Düşünüm. Yapmaması lazım. Olmaz böyle. Hiç geleceğiz. girmedik mi? Zennexma Zenne gireceğiz. Yani İsmail ile ilgili kısımda ben İsmail'i burada bu yaptığından hatalı görüyorum. Bunu yapmaması lazım. Gerek. Hatalı. Şey soracağım evet. size. Şimdi aklıma geldi benim. Aha. Bir e, gönüllüler takımı bir oyun kazandılar. Böyle kumda dönmeye başladılar. Orada dönerken şimdi aklıma geldi. Hamsi buğulama mı yapıyorsunuz? Biri öyle bir laf etti. Öyle bir şey hatırlıyor evet, musunuz? Evet, 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 evet. Hamsi bu dönerlerken hamsi buğlama yapıyorsunuz? Buğlama evet, Orada yine kim orada kim? yine böyle bir espri geçti. Yani hamsi ile ilgili hamsi buğlama mı böyle döndüler kunda <laughs> Hani şey nedir una koyarsın ya balığı evet. una koyarsın. Tabii. Unda böyle döndürürsün ya. Onun gibi bir şey oldu. onu metre. Kime... <laughs> Aslında ben onu merak <laughs> ettim. <ederim. Mesela, gülüyor> <onu gülüyor> çok çok, çok, işte çok benim çok benim ilgim gidiyor. olan konulara ha. giriyorsun. Şimdi Hayır. Ben, ben mesela bak şöyle onu da açıklamam ha. lazım. E ee, tabii bekar olanlar için söylüyorum daha kolaylık olsun evet. diye poşetin içine unu koyarsın. Balığı da içine koyarsın poşete şöyle çalkaladığın Bravo. zaman bütün balık un olur. Bravo. Öyle tek tek uğraşmana gerek yok. Hepsi un olur. Kızgın ya bırakacaksın çekeceksin çok bekletmeyeceksin. Onu... Bravo Barbun. <laughs> Evimizin <laughs> erkeği. Şeyi... <Barba>. <laughs> dayanamıyorum dayanamam. Barbun nasıl yapılıyor? Barbun o çok iyi Herkesi de. Yalnız e... işte benim demek istediğim evet. şu orada da böyle bir espri yapıldı o espri kim yaptı çok merak ediyorum. O söylediğim şeye geliyor Murat abicim. Yani abiciğim. orada kendi da bir takım arkadaşı bu tarzın yapsa, espri oldu. Hani kendi arkadaşlar kendi aralarında yapınca ha. sorun yok. Şimdi rakibi ve onu yenen İsmail yapınca Orada da belki Belki de rakipten biri dedi. Yani, yani bunlar dönerken hamsi buğulama mı yapıyorsunuz diye... ...onu mesela şu anda bizi izleyenler, bilenler biliyordur. Ya, Orada böyle bir şey mı yapıyorsunuz kelimesi kullanılabilir. Bu bir şaka olabilir. çok. Ama yani, seni buğularım yok. hamsi gibi Orada dersen Orada öyle bir şey olmaz. geçti yani anlatabiliyor muyum? Onu şimdi bağdaştırabilir izleyenler. Ben çünkü tam olarak kimin dediğini hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Neyse gelelim şimdi Dora'ya. Değil mi? Dora'ya geldik. Şimdi... Çünkü Dora'nın bu sırada... Ya Murat abi sana bir şey ha. söyleyeceğim. Dora'ya gelmeden önce de ben şunu da söylemek istiyorum. Yani... Bu olayı biraz alevlendiren de Poyraz'dır yani. Poyraz yani, ve yani işte, Dora da var. Dora'nın Dora'nın kelimesine gelmeden önce. Poyraz konu seninle alakalı bir durum değil. İsmail ile Reşat arasında geçen bir konu ki bu tartışmadan bu tartışmadan sonra finalde tekrar İsmail ve Reşat karşılaşıyorlar. İsmail tekrar Reşat'a el uzatıyor. Reşat şimdi bak çok güzel bir cevap var orada. Bana. Şimdilik şimdi, sonra diyor. Şu anda sinirliyim sonra İsmail diyor. İsmail ikinci oyunda tekrar Reşat'la karşılaşıyor. İsmail Reşat'a elini uzatıyor. Evet. Reşat da diyor ki şimdi değil. Şimdi değil ne demek biliyor musun? Aslında benim de sana bir düşmanlığım yok. ama Biz bu olayı çözeriz. Ama benim şu anki duygularımda sana böyle çakamam demek. Yani aslında ikisi arasında. Bir saniye. Bravo, evet. İkisi arasında bu mevzuyu çözecekler. Hayır ama bir dakika şimdi. Şey... Ama ben şu noktaya temas etmek istiyorum. He. Poyraz keşke girmeseydi. Çünkü Poyraz girmesi yok baş pehlivana yakışıyorlar mı bilmem ne. Reşat iki söyleyecek. İsmail bir laf söyleyecek. Zeytinyağlama mevzusu var. Yok zeytinyağların Ama bilmem ne bak, falan. Poyraz çok da. güzel, olayı bulandırdı yani. Güzel, güzel söylüyorsun da bak.